Aliya İzzetbegović, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı, Çağdaş İslam Düşüncesi Temsilcisi. Bosna Hersek eski Cumhurbaşkanı ve Müslüman düşünür Aliya İzzetbegović, 1925 yılında Bosna Hersek'in Bosanski Samast şehrinde doğmuştur. Hayatı kendisi çocukken ailesinin göç ettiği Saraybosna'da geçmiştir. Ziraat ve hukuk eğitimi almış, avukatlık yapmıştır. İlk İslami terbiyesini ailesinden alan İzzetbegović, gençlik döneminde Genç Müslümanlar Teşkilatı'na katılmış ve ömrü boyunca İslami hareketin içinde olmuştur. Fikirleri yüzünden Komünist Yugoslavya rejimi tarafından 1946-49 ve 1983-88 yılları arasında hapis cezasıyla cezalandırılmıştır. Yugoslavya dağıldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Demokratik Eylem Partisi'ni kuran İzzetbegović, 1990 yılında Bosna Hersek Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Cumhurbaşkanlığı döneminde Bosnalı Müslümanlar için büyük bir trajediye dönüşen Bosna Savaşı'nı başkomutan olarak yönetmiştir. Dayton Antlaşması ile biten savaş sonrasında siyasi hayatına Bosna Hersek Cumhurbaşkanı olarak devam eden İzzetbegović, 2000 yılında kendi arzusuyla Cumhurbaşkanlığından istifa etmiştir. 2003 yılında vefat etmiştir. Öğretisi: Aliya İzzetbegović, Kur'an-ı Kerim'de varlığın çift yaratılmış olmasına yapılan vurguya atıfla var olanların dualist karakterine dikkat çekmiştir. Ona göre tek ve eşsiz bir varlık olan Allah'ın dışında var olan her şey ve en başta da insan bu dualist yapı içinde anlam bulmaktadır. İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel özelliğin ne olduğu sorusuna cevap arayan İzzetbegović, insanın diğer bütün yaratılmış olanlardan özgür olması dolayısıyla ayrıldığını tespit etmiştir. Özgürlüğüne bağlı olarak insan farklı bir varlık alanında yaşamaktadır. Ve özgürlük insanın hayatına anlam katan en önemli özelliktir. Şayet özgürlük temelinde tanımlanmadığı zaman insan ancak gelişmiş bir canlı türü olarak tanımlanabilir ki bu onu tanımlamak için yeterli bir açıklama olamaz. Özgür olması dolayısıyla insan, tercihte bulunan ve tercihinin sorumluluğunu üstlenen bir varlıktır. Özgürlüğe bağlı olarak ortaya çıkan sorumlu olma durumu, insanı ahlak alanına taşımaktadır. İnsan dışında hiçbir canlı iyi ya da kötü olamamakta, insan özgür ve sorumluluk sahibi olması dolayısıyla ahlaki alanda hayatını sürdürmektedir. Aliya İzzetbegović, insanın temel ontolojik farkları olarak tanımladığı özgürlük, sorumluluk ve ahlak kavramlarından Allah'a ulaşmaktadır. Çünkü özgürlüğe bağlı olarak üstlenilen ahlaki sorumluluğun ve niyete bağlı olarak gerçekleştirilen iyiliğin kaynağı ve muhatabı Allah'tır. Ahlaki niyet ve davranış ancak Allah tarafından yaratılan bir dünyada anlam bulmaktadır. Berdyaev'in "Allah yoksa insan da yoktur" sözüne atıfla İzzetbegović, insanın bu dünyadaki varoluşuna anlam veren en önemli temelin insanla Allah arasındaki sözleşme olduğunu iddia etmiştir. Öyle ki bu sözleşme insani yükselişin sağlanmasının da temel şartıdır. Ahlaki ve insani yükselişin sağlanması İnsan gerçekliğine uygun bir anlayışı ve pratiği gerektirmektedir. Kadim dini ve ahlaki öğretilerin önemli bir kısmında maneviyat vurgusuyla ve bu dünyayı öteleyerek insani yükselişin sağlanabileceği iddia edilmiştir. İzzetbegović, ahlakın kaynağının bu dünya olmadığını iddia etmiştir. Ayrıca bu dünyada bir fayda elde etme niyetiyle gerçekleştirilen davranışların gayri ahlaki olduklarını vurgulamıştır. Kaynağı bu dünya olmayan ahlakın gerçekleşme alanı ise bu dünyadır.
insanın bu dünyadan uzaklaşması ya da dünyevi olan şeyleri reddetmesi de doğru değildir. Üstelik bu reddetme ahlak lehine yapılsa bile insan fıtratına uygun olmadığı için gayri ahlaki bir durum ortaya çıkabilir. Şu halde insan açısından en uygun durum iki dünyanın birbirini dışlamadığı ama tamamladığı bir denge durumudur. Aliya İzzet Begoviç bu denge durumunu İslam'da bulmuştur. Aliya İzzet Begoviç'e göre dünyada sadece üç temel anlayış vardır ve bu anlayışlar üç semavi din tarafından temsil edilmektedir. Hristiyanlık maneviyat vurgusuyla dünyevi olanı reddetmektedir. Yahudilik ise dünyevi olana daha fazla vurgu yapmakta ve seküler bir karakterle manevi olanı ötelemektedir. İslam ise bu iki dinin ötesinde hem maneviyata hem de dünyevi olana önem vermektedir. İslam, ruhla beden, ahiretle dünya, manevi olanla maddi olan arasında denge kurmaya çalışmakta ve insan varlığının dualist karakterine uygun bir ahlaki varoluşun böylece mümkün olacağına vurgu yapmıştır. İzzet Begoviç'in özgün tespitlerinden birisi de dram ve ütopya arasında yapmış olduğu ayrımdır. Ona göre dramın kaynağı maneviyattır. Bu dünyada insan dramı tecrübe etmekte ve dram durumunu aşmak istemektedir. Ütopya ise insanın dram durumunu aşma, hatta ortadan kaldırma iddiasını içermektedir. Ancak ütopya manevi temelli değildir. Bu dünyada dramı ortadan kaldırma amacındadır. Ona göre insanın bu dünya şartlarında ütopya üretebilmesi ve dram durumunu yok etmesi mümkün değildir. Yeryüzünde cennet iddiasıyla üretilen ütopyalar ve ütopyalara bağlı gerçekleştirilen politikalar daima insanların dramını arttırmıştır. Çünkü eşitlik ve tek tip insan anlayışına bağlı olarak mekanik bir insan modeli ortaya koyan ütopyalar, gayri insani tecrübeler üreterek insanın yabancılaşmasını ve insanlıktan çıkmasını kolaylaştırmışlardır. İzzet Begoviç, dramın farkında, dramın şartlarını iyileştirmeye çalışan ancak onu asla aşamayacağının ve ortadan kaldıramayacağının farkında bir anlayışın ve pratiğin önemine vurgu yapmaktadır. Çünkü ancak bu şekilde insani ve ahlaki olanın sınırları içinde hareket edilebilir. Çift kutuplu bir dünyada yaşayan ve eserlerini veren İzzet Begoviç, kapitalizminde, sosyalizminde insan yabancılaşmasını sürdüren karakterlere sahip olduklarını iddia etmiştir. Bu yabancılaşmaya karşı çıkan başkaldırı felsefesinin ve edebiyatının isyanını önemsemiştir. Ancak bu isyanın kötümser karakterini benimsememiştir. İnsanla Allah arasında özgürlük ve ahlak üzerinden kurulan ilişkiye bağlı olarak ve dram-ütopya karşıtlığındaki tezine dayanarak İzzet Begoviç, absürtlüğe ve kötümserliğe karşı ümidi ve iyimserliği koymaktadır. Aliya İzzet Begoviç, 20. yüzyılın önemli bir İslam düşünürü olmasının yanında bir siyaset adamı olarak da dikkat çekmiştir. Ona göre İslam, insana ve ahlaka en uygun olan dindir. Aynı zamanda İslam, Müslüman toplumların Rönesansını sağlayacak en önemli temel belirleyicidir. Bu noktada o, İslam'la Müslümanlar arasında zamanla oluşan mesafeye dikkat çekmiştir. Öyle ki Müslüman toplumlar yüzyıllardır geleneksel yapının tıkanıklığı ve köksüz taklitçi batıcılık arasında kalmışlardır. Ona göre İslam dünyasının en önemli meselesi sahabe neslini motive eden İslam kültürünün yeniden inşa edilmesidir. Bu neslin temel özelliği ise şahsiyet sahibi ve ahlaki bir varoluşu gerçekleştirmiş olmasıdır. İslam dünyasında var olan kültür ve medeniyet tartışmalarında İzzet Begoviç, kültürün insan ilişkilerini öncelemesi ve insani olandan kaynağını alması dolayısıyla kültürü medeniyete göre daha öncelikli bir mesele olarak görmektedir.
Medeniyet, insanın teknik aracılığıyla doğayla kurduğu ilişkiden kaynağını aldığı için kültüre göre ikincil bir meseledir. Bu yüzden İzzet Begoviç, İslam dünyası için ekonomik ve teknik bir medeniyet gelişmesinden daha çok özgürlük ve ahlak temelli bir kültür gelişmesini öncelikle önemsemektedir. Aliya İzzet Begoviç'in bütün İslam toplumlarına yapmış olduğu bir çağrı niteliğindeki İslam Deklarasyonu metni, Müslümanların İslamlaşması hedefine odaklanmıştır. Buna göre Müslüman toplumlar, Batı karşısındaki geri kalmışlığı aşmak amacıyla batılılaşma politikaları izlenmesini savunan ve fırsat bulduklarında uygulayan aydınlar ve siyasetçiler tarafından bir yabancılaşma sürecini tecrübe etmişlerdir. Diğer taraftan, Müslüman toplumlarda İslami formlara sahip görünen geleneksel kurumlar ve bu kurumların temsilcileri de İslam dünyasının yaşadığı krize bir çare üretememişlerdir. İslam dünyası, bir şeyi sadece geleneksel olduğu için sorgulamadan, eleştirmeden kabul edenlerle sadece bu yüzden karşı çıkanlar arasında bir kültürel bölünmüşlüğü 20. yüzyıl boyunca tecrübe etmiştir. İzzet Begoviç, her iki yolun da Müslümanlar için bir Rönesans sağlayamayacağını savunmuştur. Bu yüzden varlık dualizminin ahengini sağlama amacında kendisi de üçüncü yol olarak kabul edilebilecek olan İslam'ın Müslüman toplumlarda da bir üçüncü yol bulması gerektiğini iddia etmiştir. İslam Deklarasyonu bu krize atıfla Müslümanlara yeniden İslamlaşma çağrısı yapmaktadır. Aliya İzzet Begoviç, çağdaşlarıyla kıyaslandığında batılı bir Müslüman düşünür olması dolayısıyla da farklı değerlendirilmesi gereken bir entelektüeldir. Özellikle modern Batı felsefesinden etkiler insan ve İslam anlayışında dikkat çekmektedir. Eleştirellik, adaletli olma, felsefeyi önemseme, inançta ve pratikte tutarlı olma çabası gibi ilkeler, onun entelektüel ilkeleri olarak özellikle dikkat çekmektedir. İlkelerine bağlı olarak Batı karşısında toptan kabulcü ya da toptan retçi bir anlayışı benimsememiştir. Tersine Batı'nın değişim tecrübesinden İslam dünyasının da alması gereken şeyler olduğuna dikkat çekmiştir. Ahlak ve siyaset düşüncesi. Aliya İzzet Begoviç düşüncesinde ahlak ve siyaset ilişkisi özellikle adalet kavramı üzerinden ele alınmaktadır. Onun siyasi düşüncesinde siyasi taraftarlık önemli bir unsur olarak kabul edilse bile siyaset anlayışının hareket noktası ve amacı değildir. Bu yüzden İzzet Begoviç, adaleti siyasi taraftarlığın ötesinde ahlaklı siyaset yapabilmenin amacı olarak belirlemektedir. Böylece siyaseti, savaş gibi olağanüstü bir dönemde bile ahlakın sınırları içinde tanımlamıştır. Siyasi görüş olarak İzzet Begoviç, ifade özgürlüğüne dayalı demokrasiyi savunmaktadır. Ona göre demokrasi, tercih özgürlüğünü sağladığı için diğer siyasi rejimlere tercih edilebilecek bir siyasi rejimdir.